Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ramazanınız mübarek eylesin. Oruçlarınızı mübarek eylesin. Ramazanın sonunda Cenab-ı Hakk'ın cemalullahına kavuşanlardan eylesin. İnşallah. Sınavı kazanırsam ilk maaşımla kuzu kesip dağıtacağım diye niyetlenen kimsenin bu adağından kimler faydalanabilir? Kestirilen bu kuzudan kimler yiyebilir, kimler yiyemez? Böyle nezir kurbanlarından bir tek nezreden kimse yiyemez. Şayet yiyecek olursa yediğinin parasal karşılığı kadar tasadduk eder. İşte diyelim ki bir kilo ondan yedi, bir kiloluk et parası tasadduk eder, öylece yiyebilir. Ama öbür türlü nezreden kimse nezretinden bir şey yemez. Okulumuzda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehdi ve Deccal'ın yalandan ibaret olduğunu söylüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem Mehdi ile alakalı hem de Deccal ile alakalı mütevatir derecesinde hadis-i şerifler var. Mütevatir derecesinde hadislerden dolayı bir kimse Mehdi ve Deccal'ı inkar ederse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini inkar etmiş olur. Bununla alakalı eski ahitte de yeni ahitte de ibareler var. Yani eski ahit dedim Tevrat, yeni ahit dedim İncil. Mehdi ve Deccal'la alakalı hem Tevrat'ta hem de İncil'lerde söz konusu haberler var. O yüzden bir kimsenin Mehdi'yi ve Deccal'ı yalandan ibaret demesi cahilliğindendir. Başka bir şey değil. Cahillik parayla değil. O yüzden normalde herkesin cahil olma hakkı var. Böyle uyduruk şeyler oluşturuyorlar. Bu ne yazık ki ilahiyatlara karşı bir laf söylemek istemiyorum. Ama ilahiyatlarda ne yazık ki bu tip şeyleri söylüyorlar. Yani Mehdi ve Deccal meselesiyle alakalı değil bu. Yani gelecekle alakalı hadis-i şeriflerin üzerinde o kadar çok oynuyorlar ki ve bu hadis-i şeriflerin üzerinde oynayaraktan hadislerin üzerinde oynamak dediğim değiştirmek değil. Onların işte karşı çıkıyorlar. Onları bu noktada problem haline getiriyorlar. Değişik hadiselerin içerisine giriyorlar. Ve böylece insanların hadis-i şeriflerin üzerindeki inançlarını sarsmaya çalışıyorlar. Bakın kardeşler bunları normalde benden aşinadır duymaya. Ben 30 yıldan beri hadislerin üzerinde çokça duran, bunların üzerine laf söyletmemeye çalışan bir kimseyim. 30 yıldan beri de şunu söylüyorum. Bu İslam dünyasının içerisinde önce tarikatların ve sufiliğin üzerine gittiler. Tarikatları ve sufileri altını çizerekten söylüyorum. Medrese uleması savunmadı. Medrese uleması tarikatların ve sufiliğin savunucusu olmuş olsaydı kendilerine sıra gelmeyecekti. Ama onlar hasisliklerinden, körlüklerinden, meselenin nereye gideceğini göremediklerinden, savunmadılar. Savunmayınca sıranın geldiği yer medrese oldu. Medreselere saldırınca bu gavur takımı, ben onlara gavur takımı diyorum. Bunlar gavur. Direkt gavur.
Bunlar normalde medreselere saldırılınca iş işten geçti. Ve ümmet medresesine sahip çıkamadı. Böylece zannettiler ki sadece medreseler kapanacak. Medreseler bu meseleden sadece zarar görecek değil. Nasıl sufi yapılanmaları lav edilince ardından fıkıhla alakalı mezhepsel duruşlar lav edildi. Ve medreseden sonra sıra mezheplere geldi. Ve insanlar önce mezhepsizliği savunmaya başladılar. Benim yeni sufi olduğumda mezhepsizlik, mezheplere karşı laf söylemek, mezhepleri yerin dibine getirmek, geçtik sufili. Zaten bir kimsenin benim yeni sufi olmaya çalıştığım zaman da ben sufiyim, ben dervişim, ben bir şeyhe intisam ettim demek mangal gibi yürek lazımdı. Bildiğiniz mangal gibi yürek lazımdı. Bırak toplumdan tecrid edilmeyi, ailenden tecrid ediliyordun. Hoş hala da var bu. Bu sufiliğin çilesidir. Yani bu sufiliğin çilesidir. Toplumdan tecrid edildiğin yetmez. Seni ailen de tecrid eder. Seni eşin de tecrid eder. Seni çocukların da tecrid eder. Yani normalde bizim gerçekten Müslümanların işi çok zor. Bu bizim Müslümanların aşacağı o kadar çok engel var ki. Bir, eş engeli var. İki, çocuklar engeli var. Üç, aile, sülale engeli var. Dört, toplum engeli var. Beş, sistem engeli var. Altı, dünya üzerindeki global gavur sistem engeli var. Yani bir kimse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyince gerçekten iman edip imanını yaşamaya gayret etmeye başlayınca önüne o kadar sıralanıyor ki putlar, putçuklar. Etrafın öyle çevreliyor ki deccal var. Bir tane iki tane değil ki. Hani demiş ya Mehdi ile deccal alakası yok diye. Bunlar işte deccal öğretisi. Ancak deccalların gayrimeşru çocukları deccalın olmadığını söyler. Evet. Deccalın gayrimeşru çocukları deccalın olmadığını söyler. Saklar, gizler. Ancak deccalın gayrimeşru çocukları Mehdi ve Mehdiyet'in olmadığını söyler. Bunlar söylerler. Bakın deccal ve gayrimeşru çocukları hadisleri inkar eder. Onlar deccalın çocuklarıdır. Annesi babası Ahmet'miş, Mehmet'miş, Hasan'mış, Hüseyin'miş, Hans'mış, George'muş. Önemli değil o. O deccalın gayrimeşru çocuğu. Direkt ancak onlar hadis inkarcılığı yapar, mezhep inkarcılığı yapar, tasavvuf inkarcılığı yapar. Ancak onlar yaparlar. Başka kimseler yapmaz. Onun manadaki annesi babası deccaldır. Evet. Onun inin mana olarak silsilesine deccalı görürsünüz. Allah bizi affetsin. Amin. O yüzden normalde şimdi hadislere sıra ben diyordum ki çok eski arkadaşlar bunları hatırlarlar. Bir gün bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye çalışacaklar. Sıra oraya gelecek. Ben bunu söylediğimde bizim arkadaşların dışındaki kimseler hani bu Mecnun, bu deli, bu böyle işte meczup bir kimse, bunun sözüne bakılmaz
Bunun sözlerine değer verilmez. Yani aklı gelir gider onun. Meczup ya, bir hal görmüştür. Böyle nitelendiriliyordum ben. Bizim bazı, Bursa'dan değil ama dışarıdan bazı derviş kardeşlerimiz de öyle nitelendiriyorlardı. Çünkü yolun nereye gittiğini bilmiyorlar. O bozulmanın nereye doğru gittiğini bilmiyorlar. Bozulma böyle birden bozmazlar seni. Bir inancı, bir felsefeyi, bir fikri, bir dik duruşu, bir çizgiyi birden bozmazlar. O zaman hemen anında tepki verir bir kimse çünkü. Yani size bir kimse, bundan işte bir kimseye, bir topluluğa, bir cemaate bu Kur'an'da bazı ayetlerin değiştirilmesi lazım dediğinde sizi hiç dinlemez o insanlar. Direkt. Ama siz ona yavaş yavaş giderseniz o sizi dinler. Önce dersiniz ki işte birisi uçtu kaçtı, sufilikle alakalı, Kur'an ve sünnetle alakası olmayan bir laf söylemiştir. Veyahut da işte bir meczupane bir laf söylemiştir. Ne bileyim, coşmuştur bir laf demiştir. Demiştir bir şey. Hepimiz deriz. Hepimizde böyle şeyler sudur eder. Hata kusur bizim için. Eğer hata kusur ise. O lafın üzerinden bina eder adam. Bütün sufiliği batırır. Çünkü maksat orada sufiliği batırmaktır. Veya bir mezhebin içerisinde bir içtihat vardır, zayıftır. Mezhep onu kullanmıyordur bile. Hiç kullanılmamıştır. Bakın Hanefi mezhebinde bulabilirsiniz, Şafii mezhebinde bulabilirsiniz. Mesela bir kimse namazı kasten terk etse tuzlu su içirilir. Önce diyor hapsedilir. Kılmazsa yine namaz tuzlu su içirilir. Yine kılmazsa tuzlu su içirilerekten katledilir. Hanefi'ye göre bir kimse namazı kasten terk ederse. 1400 yıldır hiç uygulanmamış. Bir kişi namaz kılmadığı için katledilmemiş. Ama fetva var mı? Var. Mesela evli zina ederse rejim edilir ya. 1400 yıl içerisinde 7 tane veya 8 tane var rejim cezası. Bunun zaten 2 tanesi Osmanlı'da. Onlar da rejim edilenler, Fransız kadınlar. Siyasi. Yıllık Osmanlı Devleti zamanında zinadan rejim edilen hiç kimse yok. Ama orada ceza var mı? Var. Normalde hadiste sabit mi? Evet. O Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri uygulamış mı? Evet. Ama normalde bir kimsenin normalde zina ettiğini 4 tane erkek şahit görecek, bir de tam zina fiilini görecek. Bu mümkün mü? Değil. Bir Müslüman pornografi yapar gibi, porno filmi çeker gibi zina etmez ki, mümkün değil. Bizim en adimiz, en ednamız, en kötümüz yine öyle bir şey yapmaz. Yapmaz öyle bir şey. Bizim gençliğimizde kadınla sarılmak, dolaşmak, yollarda öpüp koklaşmak büyük edepsizlikti, büyük saygısızlıktı, büyük namussuzluktu. Daha ilerisini söyle. Öyleydi. Bir kimse yanında eşine, normalde sevgilisine öyle sarılmaz, öpüp koklamazdı yollarda. Öyle yapan insanlar toplumun aşağı bayağı kimseleriydi. Bizim gençliğimizi söylüyorum ben. Şimdi kimseyi kastetmiyorum. Bizim gençliğimizde, benim gençliğimde öyleydi. Bayındır'da veya İzmir'de kolay kolay Bayındır gençler öyle bir şey yaşamazlar, mümkün değil. Bizden büyük birisi öyle bir şey yaşamaya kalktı, hiç kimse konuşmadı onunla. İsmini söylemeyeyim. Şimdi sohbeti izleyen Bayındırlılar biliyordur şimdi. Hacı Mehmet de anlamıştır zaten. Anladın mı Hacı Mehmet kim olduğunu? Sarmaş dolaş dolaşıyordu, askere gidecekti. Bizden büyük de o ya. Adam Bayındır'da tutunamadı bir daha. Göçtü gitti Bayındır'dan.
Bildiğiniz Bayındır'da, Bahalis Bayındır'ın yerlisi, anası, babası yerlisi, hiç kimse konuşmadı. Sohbeti kesti, muhabbeti kesti, selamı sabahı kesti adamla. Ondan sonra askere gitti, geldi, göçtü Bayındır'da. Bu mümkün. Yani zina eden bir kimse böyle zina edecek. Yani dört kişi görecek onu, zina fiilini de görecek, o zaman suçu sabit olacak. Öbür türlü itiraf edecek. Bunun gibi hukuki fetvalar var. İşlenmiyor. Yani şey olmamış hiç. Ne o? İşleme konulmamış. İşleme konulması mümkün değil. Ama bunları, mesela bunun gibi şeyleri öne sürerekten mezheplerin üzerinde algı operasyonu yapıp yerle eksan ettiler. Adama şimdi diyorsun Hanefi'ye göre böyle. Siz Hanefi dinine mi mensuptunuz? Tövbe ya Rabbi ya. Bu cahillik. Bu dümdüz cahillik. Yani İmam Buhari diyorsun, siz Buhari dinine mi mensupsunuz? Bunları söyleyen, gerçekten samimi söylüyorum bu konuda, Ramazan mübarek günde. Bunlar deccal çocuğu bunlar. Bu cahillik değil, kasti yapıyorlar bunu. Ateistler yapıyor, dinsizler yapıyor, kim yapıyorsa yapıyor. Bir de fikir özgürlüğü var ya, bu fikir özgürlüğü İslam'a saldırmak içindir. Müslüman'a saldırmak içindir. İslam'a ve Müslüman'a saldırmak içindir. Yıllardan beri Müslümanların üzerinde, İslam'ın üzerinde böyle kelimelerle oynarlar. Yani bir irtica furyası olur. Yani bu irticacı kim? Müslümanlardır. Bir gerici damgası vardır. Bu kimdir? Müslümanlardır. Yani Müslüman eşittir irticacı, gerici, kafası çalışmayan, yobaz. Ondan sonra işte teknolojiden, ilimden, bilimden geri kalmış bir varlık. Onların nezdinde böyle. Hala da böyle ha. Hala da böyle. Ben şimdi bakıyorum böyle bu ara medyaya bakıyorum, o yapılan tartışmalara bakıyorum, ortalıkta dolaşan sözlere bakıyorum, ortalıkta dolaşan tweetlere bakıyorum, ortalıkta dolaşan ve kendi kendime diyorum ki ya değişmemiş hiçbir şey diyorum. Bakın değiş bir partiden dolayı değil ama böyle damarım kabarıyor diyorum ki ya. Ya özür dilerim, hakkınızı helal edin. Yani AK Partililer AK Partiliyim diyemiyorlar. Savunamıyorlar, konuşamıyorlar. Dedim ki ya hiçbir şey değişmemiş. İşim siyaset değil, beni ilgilendirmiyor. Yani adam şimdi işte Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor değil mi? Savunamıyor adam onu. Onu savunamıyor. Çünkü öylesine saldırıyorlar ki. Bazen diyorum kendi kendime Allah'ım diyorum ya. Bu kadar diyorum saldırının altında kalıyor insanlar diyorum ya. Birisi cesaretlenip de veya birileri cesaretlenip de bunun savunmasını yapamıyorlar. Bunun savunmasını yapamıyorlar. Böyle acı bir durumda ortalık. İşte yani normalde o zaman içinde mezhepleri savunamadı Müslümanlar. Sufiliği savunamadılar. Mezhepleri savunamadılar. Hadisleri savunamadılar. İslam dünyası hadisi şerifleri savunamadı. Bu acı bir şey. İslam dünyası altını çiziyorum bunun. Hadis-i şerifleri ve sünnet-i seniyeyi savunamadı. Hadis-i şerifleri savunmak, sünnet-i seniyeyi savunmak, gericilik, yobazlık, bilimden uzak, teknolojiden uzak, ilimden uzak. Böyle algılanıyor, böyle söyleniyor. Siz daha hadis var derken sahih değil o diyor, çıkıyor işin içinden. Ben sen sahih değilsin,
Deccal'ın çocuğusun deyince hiç alışa gelmedik, beklemedikleri bir tepki. Çünkü Müslümanlar pısırık, Müslümanlar sessiz, Müslümanlar hakkını, hukukunu korumaktan uzak, Müslümanlar cesaretsiz, Müslümanlar bakıyorlar bugün iftarda ne yiyeceğiz, iftarda ne pişirmiş, nerede iftar olacak, yiyelim de uyuyalım. Müslümanlar kendi hakkını, hukukunu koruyabilecek noktada değil. Ürkek, korkak, cesaretsiz. Acı şeyler bunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? İptidai çadırlar, iptidai çadırlarda millet toplanmış iftar edecek. İptidai çadırlarda. Hoş bunu da yapamıyordu önceden Müslümanlar. Şimdi Ramazan geldi, iftidai çadırlarda iftar etmek, Ramazan erzakları dağıtılması, teravihler kırılması, mesele bitti. Orada burada iftarlar yapılacak, lüks restoranlarda iftar menüleri takip edilecek. Bunlar beyaz Müslümanlar için. Var ya beyaz Türkler, bir de beyaz Müslümanlar var. O beyaz Türklerin üzerine ben beyaz Müslümanlar koydum. Onlar da beyaz Müslüman. Onlar gidecekler 200 liralık, 300 liralık, 400 liralık menülerde iftar edecekler. Bilmem hangi şerbet önce, bilmem neden önce. İşte bu Osmanlı şerbeti bilmem neden önce. Bu Osmanlı bilmem ne şerbeti bilmem neden sonra. Yok bu kuş kondu, yok bu kuş konmaz. Yok bu kelebek uçutturur, bu kelebek uçutturmaz. Bu da lazım canım. Müslümanlar her şeyin en iyisine layık, en güzeline layık. Bu haldeyiz yani. Nereden savunacağız ki biz? Bizim bunları savunmamız mümkün değil. İçimizden de böyle Kur'an, sünnet deyip, din, diyanet deyip, bir bürokrasiden, bir siyasetten oraya buraya gelenler biraz da cebellezi minel beşer yapınca oh değme keyfim. Harika. Harika. Müslümanlar böyle olunca da savunamaz hale geliyorlar. Savunmuyor. Tabii şimdi televizyonlarda da iftar programları, sahur programları. Ne kadar Müslüman televizyonlar ya. Yıl 11 ay her türlü fahşiyatın, fuhşiyatı döksünler. Ondan sonra ne o Ramazan gelince bir saat, hatta bir saat bile yok iftar programı, yarım saat iftar, yarım saat sahur, herkes Müslüman olur. Allah bizi iyi eder. Sonuç ne? Hadisleri inkar. Sonuç ne? Bakın Fransa'dan sesi geldi. Ne? Ayet-i kerimeleri içinden kaldıralım diyorlar Kur'an'dan. Şimdi Fransa'ya kızıyoruz biz, öyle değil mi? Herkes ver yansın, çek uzansın Fransa'ya laf söyledi mi? Elin Fransız'ı dönse bize. Dese ki bize ne bağırıp çağırıyorsunuz? Siz bunları millet meclisinde tartışmadınız mı bundan 80 yıl önce? Siz ne bağırıp çağırıyorsunuz? Bundan daha önce millet meclisinde bunları tartıştınız. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin kaldırılmasını söylediniz. Hala daha o tutanakları açmıyorsunuz. Ama o tutanaklar da var mı? Bunlar var. Bize ne bağırıp çağırıyorsunuz? Kendi millet meclisinizde dahi bunları tartıştınız, konuştunuz dese söyleyecek hiçbir lafımız yok. Var mı? Evet. Var mı? Evet. Tartıştılar mı? Evet. Ezanı Türkçe okuttular. Millet karşı çıkarabildi mi? Savunabildi mi? Hayır. İşte 30 yıl önce sıra Kur'an'a gelecek derken sıra Kur'an'a geldi. Şimdi hadislerin üzerinde inkar etmeleri gayet normal.
Cemaatte teheccüd namazı kılınır mı? Diyanet camilerde böyle bir uygulama başlattı. Harika. Tüm nafileler cemaatle kılınabilir. Bunda bir beis yok. Herhalde Orhan Camii'nde başlatmışlar galiba. Mihraplı'da da başlatmışlar. Güzel bir şey. İnşallah. Efendim? Ardından da hatim okuyorlarmış. Harika. Filistin'de İsrail devlet terörü işliyor. Müslümanlar katlediliyor. Yeni değil ki bu. Bakın bunlar yeni değil. Bunlar bugünün meselesi değil. Bu var hep. İsrail bir öldürür birkaç bin kişi. Bir topraklara bir girer. Birleşmiş Milletler kınayabilirse kınar, kınayamazsa sinesine çeker. Hayat devam eder. Halkı Müslüman, hükümetleri ve idareleri Müslüman olmayanlar çıkarlar. Halkı Müslüman olanların halkın gazını almak için bir iki kınama, bir iki laf söylerler deyip önceden. Şimdi ona da gerek kalmadı. Yani Suud müftüsü İsrail'le savaşmanın caiz olmadığını, İsrail'le savaşılmaması gerektiğine dair fetva verdi. Suud müftüsü öyle fetva verir de El Eser durur mu? Durmaz. El Eser de o fetvayı verir, Ürdün de verir, Bahreyn de verir, Birleşik Arap Emirlikleri de verir, Yemen de verir, hepsi verir. Nereye karşı çıkacaklar İsrail'in orada devlet olmasına? Yani ona karşı çıkması demek, kendisine karşı çıkması demek. Bakın, İsrail devletinin devlet olarak karşı çıkmak demek, Osmanlı'nın bıraktığı tüm devletlerin kendisiyle tenakuz etmesi, kendisine karşı çıkması demek. Yemen devletini İngilizler kurdu. Suudi İngilizler kurdu. İsrail İngilizler kurdu. Fransa İngilizler kurdu. Suriye İngilizlerin, Irak İngilizlerin. Ürdün İngilizlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran İngilizler. Neye karşı çıkacak ki? Kim kime karşı çıkacak? Ya ne diyecek şimdi Suudlular? Kahrolsun İsrail mi diyecek? Ne diyecek İngiltere kraliçemiz? Gel bakayım buraya diyecek. Sen nereye karşı çıkıyorsun? Seni kuran kim diyecek? Sensin Sayın Kraliçe. Altını çiziyorum. Neydi ziyaretinin adı? İngiltere değil. İsim ne? Medya sunulan isim Birleşik Krallık. Ne kadar güzel isim ya. Neymiş ziyaretin ismi? Birleşik Krallık. Hiç siz resmi söylemlerde bu ziyarette İngiltere olarak geçtiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Birleşik Krallık. Suud prensi demeyeyim, prensesi. Bu kralın oğluymuş gibi duran var ya prenses. O nereye gitti? Birleşik Krallığı ziyaret etti.
O yüzden İsrail'in o yapmış olduğu terörü durdurabilecek, durduracak, ona karşı çıkacak şu anda dünya üzerinde bir devlet veya bir askeri güç, bir askeri oluşum yok. İran dahil buna. Yıllar önce arkadaşlara söylüyordum, İran'ın bağırdığına bakmayın, onlar İsrail'le dost diyordum perdenin arkasında. Onlar dost, danışıklı dövüş onlar. Dolaylı olarak dost, yani İran kalkıp da İsrail'le savaşamaz, mümkün değil. Gılını kımıldatamaz. Bak İsrail gitti Suriye'de onun askeri birliklerini bombaladı, bir şey oldu mu? İran ancak Sünnilerle savaşır. Başka Şia Orta Doğu'da Sünnilerle savaşır. Başka kimseyle savaşmaz. Allah muhafaza eylesin. Türkiye'nin ve Müslümanların duruşu nasıl olmalıdır? Türkiye devlet olarak nasıl davranmalıdır? Türkiye devlet olarak bir şey yapamaz ki. Müslümanlar da bir şey yapamaz. Denizin üstünde köpük gibisiniz. Hadis-i şerif bu. Denizin üzerinde köpük. Hadis-i şerif bu. Başka bir şey değil. O zaman diyor az mı olacağız ya Resulallah? Müslümanlar az mı olacaklar? Çok olacaklar ama diyor denizin üzerindeki köpük gibi olacaklar. Bir ağırlıkları olmayacak. Bir ağırlığımız yok. Yani çıkarız 3 gün 5 gün şimdi kahrolsun İsrail deriz, bağırırız, kahrolur o da. Şimdi gene söyleyeyim de yıllardan beri diyorum ben. Bir gelin. Bunu öneri olarak sunuyorum. Türkiye olsun başında. Bağımsız bir Mehdi ordusu kurulsun. Bağımsız. NATO'ymuş, SENTO'ymuş, CENTO'ymuş hiçbir yere bağlı değil. Gönüllülük esasına dayalı. Müslümanlar zekatlarını bu orduya versinler. Çünkü cihad eden kimseye de zekat geçerli ya. Allah yolunda savaşacak, cihad edecek olanlara da zekat geçerli. Müslümanlar bu orduya zekatlarını versinler. Gönüllülük esası. Bu ordu kendi silahını kendisi alsın, kendi silahını kendisi yapsın. Türkiye genelkurmaya bağlı olsun. Harika. Aslında Suriye var ya şimdi yeni böyle açılan yerler. Bu iş için münbit topraklar. Zaten Mehdi'nin ordusu da orada olacak. Tam yeri, tam zamanı. Oradan o bölgeyi biraz daha genişletsinler. Oraya bir Mehdi ordusu kursunlar. O Mehdi ordusu kendisini silahlandırsın. Zaten yeteri kadar silah var orada şu anda. Bilmem kaç bin tır gönderdi ABD. Tamam bu Mehdi ordusu serbest bırakılsın. Mehdi ordusu gitsin bu tırlara çöksün. Harika bir şey. Serbest olsun, cihada gidecek olanlar gitsinler, yazılsınlar, alsınlar pasaportlarını. Düzgün bir ordu kurulsun. Her şeyle. Allah sizi inandırsın, böyle bir ordunun adı duyulsun. Eğer dünya ayağa kalkmazsa, 50 kişilik, 60 kişilik, 100 kişilik, 1000 kişilik bir tane ordu kurulsun oraya. Yemin ediyorum dünya ayağa kalkar. Eğer o pis İsrailler, o Siyonistler yattıkları yatakta rahat yatabilirlerse. Tam böyle onlar bordo bereliler gibi yetiştireceksin. Operasyon 10 kişilik, 20 kişilik.
Sızma harekat yapacaklar. Sızacak 10 tane İsrail askerini öldürsünler, gebertsinler. Bak dünya ayağa kalkar. Bir Mehdi ordusu lazım. Cenab-ı Hak tez zamanda ihya etsin inşallah. Amin. Tez zamanda Cenab-ı Hak bu orduyu hazırlatsın inşallah. Amin. Tez zamanda bu orduyu da bizi de oraya asker eylesin. Amin. Ecmain. Başka türlü Müslümanların burnu hep kanacak da. Ama bugün iyi bir gelişme oldu. Bir tane emekli ne o istihbarat albay demiş ki Türkiye bir tane Kudüs için özel ordu birlik ordu kurmalı demiş. Han dedim içimden sevindim. Dedim yıllardan beri söylüyorum sakalım da var dinlemediler ama dedim. Şimdi dinlemişler hamdolsun. Bursa dışında bir şehirde zikrullah öncesi bağışlama yapılırken dergahın zakiri filanca abimizin ruhuna diye ekleme yapılıyor. Bu durum uygun mudur? Zakir'in derslerine devam edebilir miyiz? Oo. Bunu sormuşlardı daha önce. Ben de bu sorulunca dedim ki bunu yapan bizim dergahımızdan değildir. Başka dergahtandır. Başka bir dergahın adabı, erkanı olabilir diye cevaplamıştım ama yani bizden çıktı bak. Evet. Bizim dergahımızda böyle bir adab, erkan yok. Bunu yapan her kim ise ya bilmediğinden yapıyordur, cehalettir. Bilmiyorsa öğrenebilir. Halbuki herhangi bir yere derse gitse bunu da görebilir. Nefis. Başka bir şey değil bu. Biz dergaha girdiğimizden beri Şeyh Efendi'nin zamanında böyle bir şey hiç olmadı. Hiç böyle bir şey yapmadık. Ya bizim bu Hüseyin'le Adnan'dan kaynaklandığı böyle bir şey alıştırmadılar millete. Değil mi Adnan Hoca? Hiç okumadınız değil mi siz böyle zakirimizin de ruhuna diye? Ha? Bak ne zakirler yetişmiş haberimiz yok okutuyorlarmış. Bu uygun değil. Bunu normalde ben şimdi geriye sarıyorum ya. Tecrübe. Bir abimiz vardı bizim böyle. Sonradan duyduk biz bunu. Tabii benim ben oradayken böyle bir şey olmuyordu da ben oradan ayrıldıktan sonra şey yapmaya başlamış. Ne o? Derste bir iki böyle birkaç kişi böyle bağışlama yaparken okumuş ona. Bir iki kişi de kendisine baba dedirtmeye başlamış. Sonra hasbelkader ben bir böyle Şeyh Efendi, Allah rahmet eylesin, o bölgeye beraber gittiğimizde Şeyh Efendi derste gelmedi. Sen git Mustafa Efendi dedi, ben gittim. Neyse bağışlama yapan kimse filanca abimizin de ruhaniyetindeyince döndüm. Şeyh mi oldu dedim ben. O abi de orada. Baştan aldı bağışlamayı. Şimdi orası oradaki dervişler de hepsi de işte beni tanıyan, bilen, benim daha önce bulunduğum yer. Tabii ben baştan al deyince o bir daha baştan aldı. Ondan sonra tabii düzgün olanını söyledi. Dışarı çıkınca o abi dedi ki ya ben bunları böyle yapmayın diyorum dedi. Dedim o zaman söyleseydin abi dedim. Ne söylemedin dedim yaparlarken. Ses yok tabii. O zaten beni sevmezdi pek. Şimdi bir üstadın edebine, adabına bağlı bir derviş sımsıkı bağlıysa, bir zakir de bağlıysa derviş de zakirin arasında sıkıntı çıkmaz. Ama derviş bağlı da, zakir tam böyle bağlı değil de nefsine uyuyorsa sıkıntı çıkar.
Mesela benim bulunduğum yerlerde ben hiçbir dervişle benim aramda sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa derviş nefsine uymuştur herhangi bir meseleden. Benim şeyhimle bağımda bir problem yoktur çünkü. Bana şeyhim ne derse, ne yaptırırsa ben onu yaparım. Beni ilgilendirmez hiç. Bizim bağışlamalar bellidir. Bunun dışında bağışlayan kimse veya bağışlatan kimse ya cahildir, gerçekten cahildir, bilmiyordur. Ya da nefsine uymuştur. Bir çıt üstü şeyh olmuştur. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bir anı daha. Bunları yaşadık, gördük biz. Suriye'deyiz. Suriye'deki bizi misafirleyen bütün o zevat, onların dil alışkanlığı. İşte bir şey oluyor, Şeyh Mustafa diyor. Şeyh Efendi'nin yanında biz tabii yerin dibine giriyoruz ama herkese diyorlar. Mesela işte bir abimiz daha var, onun da ismiyle ondan sonra. Söyleyeyim mi ismini ben? Ahmet Duran abimiz de var. Ondan sonra Şeyh Ahmet Duran diyorlar ona da. Bana Şeyh Mustafa diyorlar. Şeyh Efendi diyorum, efendim bu sıkıntılı bunlar. Öy Mustafa Efendi oğlum, bunların dil alışkanlıkları böyle. Bunlar herkese şeyh diyorlar hani böyle şeyde. Bunlar önemli değil Mustafa Efendi, takılma bunu diyor. Peki efendim. Şeyh Mustafa gel, Şeyh Mustafa git. Şimdi araba var ya bende, bir şey oluyor. İşte bir yere gidecek, Şeyh Mustafa gidiyoruz, biz gidiyoruz. Allah rahmet eylesin. Ahmet Duran abi aynanın karşısına geçmiş. Haydarsın düzeltmiş, sarını sarmış. Şeyh Ahmet Duran Gümüş Sivasi diyormuş. Şeyh Efendi de arkadan geliyor. Bu böyle sesli düşünüyor. Bunu sesli düşündüğünü tabii Şeyh Efendi görünce batıyor. Şimdi üçümüz bir araya geldiğimizde Mustafa Efendi ne yapıyordu bu biliyor musun dedi. Bilmiyorum efendim ben. Diyor sarını sarmış diyor. Haydarisini düzeltiyor. Şeyh Ahmet Duran gibi Sivasi diyor dedi. Tamam. Eyvah. Ben döndüm. Böyle yapıyor Ahmet Duran abi. Hani gittik gibisinden. Dedim Duran abi ya dedi. İnanın Hacı Efendi öyle değil. Ya öyle değil de dedim dilindeki bu. Dilindeki bu. Öyle değil diyor ama dilindeki bu. Allah muhafaza eylesin. O abimiz de sonradan zaten kendini şeyh dedirttirmeye başladı. Bizim eskilerimiz bilir onu. O böyle bir yol açmaktır. Önemli değil. Öyle bir kimse özeniyorsa gelsin şeyhlik yapsın. Sıkıntı yok. Allah muhafaza eylesin. Dergahın adabına uyun. O yüzden normalde bunu bütün pir efendiler söylemişlerdir. Dergahta rabıta edilecekse bir tek şeyhe edilir. O ruhaniyetine bağışlanacak, bağışlanacaksa isim olarak şeyhin bağışlanır. Bütün derviş kardeşlerin ruhaniyetlerine bağışlıyoruz zaten biz. Bu bağışlamada bir kimse normalde bile bile buna devam ediyorsa bunda sıkıntı var. Allah muhafaza eylesin. Amin. Ben bunu geçenlerde bir sordular. Burada mı sordular? Tekke'de mi sordular? Ben bu soruya dedim ki bizim dergahımızdan değildir o dedim. Bu böyle bizim dergahtan çıkınca benim önüme konulunca şimdi Allah muhafaza eylesin. Gerçekten bile bile edep ve adaba riayet etmezse bir kimse dergahtan değildir. Bunu bir kimse bile bile bunu devam ettiriyorsa o dergahtan değildir. Dergahın adabı, erkanı bellidir. O zaman burada örneğin işte ben olmadığım zaman hadi ne olacak şimdi? Ne o? Hüseyin abimizin de ruhaniyetine. Hüseyin abi yok o hafta. Adnan abimizin ruhaniyetine. Haydi Hüseyin abimi, Adnan abimi, filanca abimi. Ondan sonra İzmir'de Mehmet abimizin ruhaniyetine.
Efeler Hacı Erkan abimizin ruhaniyetine iş çığırından çıkacak. Bu bizim dergah ölçüsünde yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Kim yapıyorsa o kardeşe söyleyin. Burada varsa onun, o kardeşin arkadaşları, çünkü şey yok. Ne o? Kimin yaptığına dair bir isim, bir yer belirtilmemiş. İyi ki belirtilmemiş. Bu kardeş inşallah tövbe etsin, dönsün geri. İnşallah. Fâle mennehu. Lâ. Amin. Destur.